Yine ne oldu? Bir şey mi oldu? Dilinin açılması için illa hakaret mi etmem gerekiyor? Duyunca hoşunuza gitmeyecek ama... galiba... Yüzar Sif Menfis'e doğru yola çıkmış. Seni yılana benzeten sadece başındaki örtü değil. Sözlerin yılanın zehrinden daha da etkili. Bir kez bile olsa bana güzel bir haber getirmeyecek misin? Kimden duydun bunu? Bir tepsi onu limana giderken görmüş efendim. Bir an önce araştırıp bana daha kesin bir bilgi getir. Doğru muymuş? Evet efendim. Bugün yakın arkadaşlarıyla birlikte Menfis kentine gitmiş. Yüzar Sif bu şehirde olduğu için mutluyum. Ondan uzak kalmaya nasıl tahammül ederim? Mısır'ın güçlü tanrısı, Büyük Amon. Yakarışlarıma böyle bir cevap veriyorsun. Beni Yüzar Sif'e kavuşturmanı istemiştim. Ama sen onu benden uzaklaştırıyorsun. Bilmiyorum. Tanrısı ona niçin bu kadar yardım ediyordu? Sizler bu yakarışlarımı neden hiç mi hiç duymuyorsunuz? Neden duymuyorsunuz? Efendimiz Züleyha'ya selam. Radamon sen miydin? Bana Yüzar Sif'ten bir haber mi getirdin? Her gün başka bir şehirde. Silo yapımı, tarlaların ekimi ve vergi toplamayı denetliyor efendim. Ayrıca ekinleri toplamak ve kıtlıkla mücadele etmekle uğraşıyor. Geçen 5 yıl zarfında Akhenaton'a danışmak, görüş alışverişinde bulunmak için defalarca tepsiye gidip geldi. Eğer yine gelirse bana haber verir misin? Onu gördüğünde bizi haberdar etmeleri için saraydaki arkadaşlarımla konuşmaya çalışırım. Bir zamanlar bu saray ülkenin ikinci adamı Potifar'a aitti. Peki ya şimdi? Şimdi ise bu saraya ilgi duymayan ve yaşama sevinci kalmamış, yenilmiş ve umutsuz bir dul kadına ait. Yüzar Sif'in gönlümde tutuşturduğu alev olmasaydı kendimi öldürecektim. Hayatımda Yüzar Sif'ten başka hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. O hayatıma girdiği günden beri hayatımda çok şey değişti.